Araba hakikaten yani ülkemizin çehresini değiştirecek. Herkes merakla bekliyordu. Biz de bir hafta kayıt olmak için uğraştık. Çıkıp çıkmayacağını bilmiyorduk. Hatta ben latife olsun diye oğluma dedim ki 4 tane yazılalım. 1/4 şansımız daha fazla artsın diye söyledim. Ama dedim ki 4 tane birden çıkarsa ödeme şansın olmayacak. En iyisi biz yine bir tane de karar kıralım. 4-5 günün sonunda kayıt olmayı başardık. Son gün kayıt olabildik. Bu çıktığını da gece yarısı saat 12 gibi oğlum WhatsApp'tan bana ulaşarak dedi ki bize de araba çıkmış. Çıktığında sevindim. Başka Biz mavi arabayı seçti oğlum. Benim gönlümden geçen beyazdı. Ama bu evimize yeni bir üye daha geliyor. Torunumuz olacak inşallah. Onun şansına çıktığını diye düşünüyorum. İnşallah TOGG sadece bize değil tüm ülkemize fayda sağlar. Ülkemizin ekonomisine katkı sağlar. İnsanlarımızın hem yakıt yönünden performansı iyi, dünya standartlarında bir araca binmesine vesile olur. Ve ülkemize inşallah buradan ekonomik olarak yarar sağlar. Bunun dışında tabii ki yerel yönetimlerin de üzerine düşen görevler veya vazifeler olabilir. Onlar da ruhsatlandırarak bazı binaların, apartmanların alanlarına veya şahısların kendi araçlarının olduğu garaj ünitelerine bunların ruhsatlarını işleyip buralara şarj üniteleri yapılabilir. Mesela 30 hanelik bir apartmanın altında 30 tane garaj var. Bugün bir tane ama yarın belki 3-5 tane veya hepsi elektrikli olacak. Buranın altına belediye özel bir çalışma yaparak bunları da ruhsatlandırıp insanların istifadesine belediyeler de sunabilirler.